Zaten tam olay sakinleşmişti derken Barış'ın oyunu kaybettikten sonra Gönüller takımında Sude ve Yağmur'un yanına gidince Nisa tekrar bir Evet. açıklamalarıyla gelmişti. Evet. En büyük aslında hareketlenme orada başladı Nisa. Orada tarifinden. hakaret etmişti aslında. Nisa. Biraz. Küfür etmiş. Evet. Bildiğin ondan ki, do, kötü ondan dolayı da zaten etmişti. biz evet eleştirdik hani bu kadar çok dallanıp budaklanıp hani ortada net bir şekilde Yanlış. bir şeyi açığa kavuşturamayacağımız için yani iki tarafta Hani hatasını böyle bir durum var evet böyle bir durum yok bunun netliğini hiçbir zaman zaten kimse bilemeyecek. Yani Nisa ile Barış arasında olan bir durum. Ve ondan dolayı mesela Nisa'nın bence o ilk konuyu açması da çok yanlıştı. Zaten biz bu durumu da eleştirmiştik. Yani Nisa senin artık e, kendi önüne baktığın bir yolculuğun var yeni bir sayfan var. Evet. Sen de burayı bilerek geldin o zaman de, yani şu da bir seçenekti. Nisa diyebilirdi ki barış var ben gitmek istemiyorum. Atıyorum barış diyebilirdi Nisa var ben gitmek istemiyorum. Yok bu konular açılacak. Hani bir tedirginliğin ama olur bunu, bir şeyin olur. Dönüşteki artıları ya da orada yaşadıkları bu popülerlik falan. İşte bu falan. bir seçim ama yani hani kimse öyle. de buna karışamaz ki. Sen artıların eksilerini değerlendirirsin. Nisa ile ben yüzleştiğim zaman atıyorum. Bana aslında normalde bu kadar bir eksisi olacak. E, i̇şin raddesi buraya kadar gidebilir ama kazançlarım da daha fazla e, teraziye koyduğum zaman kazançlarım daha ağır bastığı için ben gitmeyi tercih ediyorum ve her şeyi de göğüsleyebileceğimi düşünüyorum. Bu bir seçenektir hayatta. Hani kimse seni zorla gitmeyeceksin ya da gideceksin gibi bir yola itmedi. Ama yüzleşmeye de hazır olmak gerekiyor böyle bir durumda. Yani hani çok ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Herkesin bir eski ilişkisi hayatında vardır muhakkak. Onunla yüzleşince konular böyle saçma sapan yerlere gidebilir. Hani o başka bir şey söyleyebilir. Bir anda bir pot kırabilir. Bu senin canını sıkabilir. Yani barış için de riskli bir durum. Nisa için de riskli bir durum. Bence hiç açılmaması gereken bir durum. Çok kalpten inandığım bir şey söyleyeyim. Bence Nisa barışla ilgili yaptığı açıklamalarda e, bu açıklamaları barışı incitmek için yapmıyor. Bak benim hissiyatım bu. Bir erkek olarak, bir baba olarak, bir e, olabilir kızın abisi olarak benim hissiyatım şu. Benim de kız kardeşim var. Bence Nisa kendi yaşadığı şeyleri anlatıyor. Yani burada olay şu, şu değil yani. O röportaj yaparken kamera kapandım mı? Nisa şöyle bir şey yapmıyor yani. Oh şimdi barış düşünsün. Böyle değil. O sadece ben çok ağladım. Ben çok şey yaşadım. Yaşadıklarını Çünkü bak bizlerle şöyle bir durum var. Diyelim ki biz bekarız. Seninle bir ilişkimiz oldu, ayrıldık da amma tamam mı? Sen 10 tane arkadaşına benle yaşadığın şeyleri anlatır ve dertlerini paylaşırsın. Evet. Ama erkekler bu konuda biraz daha ketumdur evet. ve e, ilişki daha şeydir böyle. Ee, nasıl diye? Evet daha kapalıdır çok anlatmaz. Ee, biz çok şeyleri evet, anlat. Ay anlat. anlatma anlat. Şöyle yaptı oldu, da şurada oldu. şöyle demişti de zaten orada şununla yazışırken yakaladım falan anlatırsınız biz de öyle değildir. Evet. Yani hiç değildir de hiç anlatmaz erkek erkekle ilişkisini konuşmaz genelde. Hı -hı. Ee, burada Nisa biraz kendiyle alakalı konuşmak istiyor bence. Yani e, ilk o anlattığında Barışı taça atmak için değil. Ama sonuçta barış taca çıkıyor. Aynen. ya Çünkü aslında şöyle bir durum var. Ee, Nisa böyle bir şey yaparken e, barışın kötü duruma düşeceğini düşünürken kendi de kötü duruma düşebilir. İşte. E bir de Ogeda'yı da zor durumda bırakabilir. Evet. Eğer Ogeda'yla bir ilişkisi varsa. Düşünsene bir gün ile barış yüz, yüz yüze gelse Nisa yüzünden. Bir kadın için ne kadar kötü bir şey bu mesela evet. aslında. E, belki biraz kültürel farka da yorabiliriz. Çünkü böyle bir şey de var hani. Avrupalı insanlarla Türkler Biraz daha aynı farklı değil. oluyoruz. Aynı. Bak bir örnek vereceğim. Basket maçı yapıyorum ben salonda her gün. Geçen gün bir şey oldu. Ee, bana bir tane disek geldi. Burnum kanamaya başladı benim. Bayağı ciddi ciddi. Bayağı kanıyor. Geçmiş şey olsun. Aynen. Yere düştüm. İşte çocuk yanıma geldi. Geçmiş olsun gibi bir şey söyledi bana. Sonra ben gittim buz yapmaya. Oturdum orada. Aa, Aradan görüyorum böyle çocuk orada smaçlar vuruyor. Şutlar atıyor, gülüşüyor. Hiçbir şey olmamış falan. gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. Dayanamadım kalktım çocuğun üstüne yürüdüm. Dedim ayıp değil mi ya dedim. Bak dedim bizim Türkiye'de hani bu olay sana olsa dedim. Ben dedim o kan, kanaman durana kadar ya da sen iyi olduğunu görene kadar hissiyat olarak yanında dururum dedim. Ona da mesela sonrasında çocukla iyi olduk biz. Çünkü ben kötü bırakmam hiçbir şeyi. Ee, çocuk şey dedi. Biz dedi böyle düşünmüyoruz dedi bizde daha şeydir o an yaşanır biter Siz de çok şeysiniz dedi, Türkler olarak o yüzden Daha duygusal, biraz, duygusalız Biraz duygusalız. şey var evet duygusal ve biraz daha şeyiz belki Nisa bazı yönlerde bize göre daha farklı olabilir farklı evet. olması kötü demek değil bu arada evet. Daha iyi de olabilir daha yumuşak da olabilir daha sert de olabilir bazen o yüzden öyle de bakmak lazım. İkisi de pırlanta gibi insanlar. Ama bazen de şunu düşünmek de. lazım. Katılıyorum söylediklerine ama hani ağzından bir laf çıktığı zaman da... ...onun nereye gideceğini de az çok böyle bir hani bunun analizini yapabiliyor olmak gerekiyor. Şimdi hani Nisa için kendi senesinde yarışırken... ...o dönemlerde hani oyunu bıraktığında daha yaş olarak biraz daha genç vesaire gibi diyorduk ama... ...hani şu an üstünden belli bir zaman geçmişken Nisa için artık hani... ...olgun bir birey olarak bakarsam eğer ağzından çıktığı sözümü ki tecrübeli bir Survivor... E, nereye gidebileceğini insanlar tarafından nasıl değerlendirebileceğini de düşünüyor olması lazım. Kesinlikle hani, yani. Bunu nis... da az çok yani ben hani e, içini dökmesine varım. Arkadaşlarıyla bu konuyu adanın içerisinde konuşabilir ama kamera karşısına geçtiğin zaman hani kendini tutamadığın nokta olur bak. Mesela o oyun esnasında Sude'nin Yağmur'un yanına gidip Barış'ın onu teselli ediyor olmasına bir anda refleks olarak işte güldü kaka attı sonra işte küfür etti vesaire orada mesela bana normal geldi. Hani bilerek onu e, böyle insanlara kötü göstermek için yaptığını asla düşünmedim. Ama e, ilk röportajında ortada hiçbir şey yokken bir anda o içini döküyor olması da bana hani ortada hiçbir şey yokken e, bu konuyu açması bana biraz enteresan gelmişti. Bakalım bu akşam seyredeceğiz Barış ve Nisa evet. arasında neler yaşamış. Şimdi ben tekrar akşamın ipuçlarına gitmek istiyorum.